Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman onbaşı Cihat Erat için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında 10 ev 6 ağır kül oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın şiddetli fırtına nedeniyle tehlike arz etti. Erzurum esnafı son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı. Erzurumlu milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı serbest güreş A milli takımına seçildi. Dadaş pehlivan Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Horasan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza yapan Pegasus uçağını incelemek için ABD'den 11 kişilik özel ekip İstanbul'a geliyor. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Erzurum'da 16.800 hap ele geçirildi. Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2 kişi tutuklandı. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Pasinler'deyiz. Pasinler'in Çalıyazı Köyü Muhtarı Fesih Araslı yanımızda. Tek bir sıkıntımız var, Altıparay köy. Biz bu elektrik sıkıntımız çok. Elektrikte sıkıntınız ne muhtar? Şimdi önceki yani 30 yıl önce giden bir şey, proje. Proje, evet. Evet, orada derin vadilerden geçmiş yani maliyeti düşük olsun diye. Öyle bir yerler ki hep uçurum, çık alanı. Buradaki telaşın ekipleri oraya gidince gerçekten büyük sorunlar yaşıyor. Can güvenliği de çok tehlikede onların. Ulaşımda sıkıntı. Ulaşımda çok sıkıntı yani. Hiç insanların ulaşabileceği yerler değil. Çok derin vadiler, uçurum hep çık alanı. Köylü vatandaşlar da onlara yardımcı olup da gidip o sıkıntıları gideriyoruz ama çok evet. Büyük bir tehlike. Yani riski altında elektrikte bir herhangi bir arız olduğu zaman, topluluk olduğu zaman yani vatandaşlar ve şu andaki TEDAŞ görevleri riski altında oluyor. Siz bu projeyi de tekrar değiştirip daha düz bir şeyden ulaşımını istiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Biz Altıparay köy muhtarları birleştik. Biz TEDAŞ'a dilekçemizi verdik bu yazın. Evet. Sayın Belediye Başkanımız, Kaymakamımız da bu işe yardımcı oldular. Maalesef Aras kabul etti de TEDAŞ kabul edemedi. Bu TEDAŞ da biraz maliyetten mi çekti? Maliyeti aslında yok. Biz elektriğimizi yol boyunu almamız lazım. Evet. Yani ta dağdan gidip büyük derelerden ve vadilerden gitmiş o direkleri, o şebeke, elektrik cereyanları. Yani siz muhtarlar haklı olarak diyorsunuz ki zamanında yapılan bu hatanın bir önce giderilmesi, yani yol güzergahında köylere ulaşan yol güzergahlarından da elektriğin köye ulaşması değil mi? Çok kolay olur. İki gündür şu anda elektriğimiz yok. Ekipler son derece çalışıyor. Allah razı olsun yani bir sıkıntımız yok onlarla. Kesinlikle adamlar elinden geleni yapıyorlar. Ama şartlar hiç müsait değil. Tipi, kartış, dün mesela dünden beri şu anda elektriğimiz yok. Şu anda da ekipler orada yapmaya çalışıyor, gidermeye çalışıyor ama çok zor. İmkansız. Onun için ben de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam bu şebekeyi yol boyuna alsa anında yani hiçbir sorun kalmadan dakikada yapılabilecek bir durum. Er-
Erzurum ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı yapılıyor. İstanbul Erzurumlar Konfederasyon Başkanı Recai Acar'ın öncülük yaptığı programa Pasiner Kaymakamı Kadir Perçi, Pasiner Belediye Başkanı Ahmet Dülekli, Pasiner Ticaret Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve muhtarlar katıldı. Pasiner İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya kahvaltı verdi. Plaket takdimi yapılarak köy okullarındaki öğrenciler ziyaret edildi. Şu amcanız Pasiner'in belediye başkanı Ahmet Dölekli. Sizlere karne hediyesi getirdi. Ve bizi de yanına aldı. Dedi ki bizim çocuklarımız çok çalışkan. Onlara beraber karne hediyesi verelim. Siz de büyüyünce başka ilçelerimize götürürsünüz. Bizler İstanbul'dan geliyoruz. Erzurum Dernekler Birliği, Erbirler olarak buradayız. Sayın Belediye Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız bizi davet ettiler. O yüzden buraya geldik. Belediye Başkanı sağ olun. Sen çok şanslısın. Ben de seni büyük. Ay maşallah, ay maşallah. Senin adın ne? Ha bu sen Fatih. Sen nerelisin? Erzurumlusun. Sonra Pasiner. Bu köyde de takım ona sor. Takım. Aşıtlar. Aşıtlar. Sen hangi takımı tutuyorsun? Vah. Yakaladım. Bana yazdı başkanım. Bir tane Fenerbahçeli bu. Hep Galatasaray. Hep Galatasaray'da kuruyoruz. Vallahi. Bak hemen ilk şeyde sacı başkanım. Fenerbahçe'yi yakaladık. Al canım. Sen de bence var ya çok yakışık oldu. Bana da var. Bana da var. Sen de buraya gerçekten Erbirlerim, Esibay'daki destekli sağ olsun. Sadece Pasiner ilçemiz özelinde değil, Erzurum genelinde, herhalde senede 40 bin civarı. Pasinerimizde dahil, artık biz buna yardım demiyoruz. Esibay'daki hediyelerini takdim etmek için geldiler. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hediyeler artarak da devam edecektir. Ben de meslekte 17 yılı bitirdim. 18. yıla başladık. 17 yıldır hem iş dünyasından özellikle Elsiva'dan Türkiye'deki önemli tekstil üreticilerinden her zaman ciddi destek görüyoruz. Fakir ve muhtaç ailelere, öğrencilerimize ciddi destekleri var. Artık o kadar profesyonelleştik ki öğrencinin bedenine göre, ölçülerine göre ve yörenin ihtiyaçlarına göre giyim konusunda çok ciddi yardımları var. Ben değerli başkanıma, iki değerli dostumuza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Takdirin büyüğünü siz hak ediyorsunuz her zaman. Ama asıl mesele şu. Dedik ya, birlik. Hep beraber buluşacağız. İlçemiz adına hep beraber birlikte bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. İki kardeşimiz de Hasankaleli olarak bu birlikteliğe katkı vermeye çalışıyorlar. Yürekleri hep Hasankale ile beraber, sizlerle beraber atıyor. Allah sayılarını artırsın. Biz yardım demeyelim de buna, Erzurum'un çeşitli ilçelerinde bu tür çalışmalarınızdan haberdarız. Hediye şeklinde. Öğrencilerimizi mutlu ettiniz. Sizlere öğrenciler Hasan Kalem adına teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Bu Sayın Belediye Başkanımızın dediği şekilde bir yardım değil, bu bir hediye. Biz buna başladığımız zaman Kaymakam Bey bir şeylerden bahsetti. İşte bu tür firmaların yardımlarından. Biz bu işe başladığımız zaman Erzurum'un ilçelerine 6'şer tane geliyordu arkadaşlar, 6'şer tane. Bir ilçeye, Hasankale'ye 6 tane geldi. Veya 7 tane. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz burada. Fakat biz bunu başlayınca o protokoldan sonra her ilçeye geçen gelişimizde 3700'dü Hasankale. Horasan 4500'dü. İşte Tekman, Karayazı, Hınız bunların hepsine öğrenci sayılarına göre bir düzenlemeyle bu işi bugüne kadar getirdik. O firmalardan, sahiplerinden Allah razı olsun. Ben buradan Sayın Vahap Küçük'e saygı ve sevgilerimi gönderiyorum Erzurum'dan. Yani hakikaten kucak dolusu selamlar olsun.